وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنَ. En güzel şekliyle olan hariç yetim malına yaklaşmayınız. حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ. Bu durum ne vakte kadar? Yetim olgunluğuna kavuşuncaya kadar. Bu da geçenlerde konu oldu. Yani çocuğun olgunluğa kavuşması ne demek? Bu modern dünyada apayrı bir başlık. Çok önemli meseleler açılıyor bunun altında. Söz gelimi işçi hukuku, işçi hakları. Mesela kim çocuk sayılır? Kim yetişkin sayılır? Çocuk olunca çocuğun çalıştırılması vesaire bambaşka bir başlıkta büyük şeylere girebiliyor, suçlara girebiliyor. İnsan hakları vesaire vesaire. Ama işte çocukluktan erişkinliğe olan çizgiyi kim tahdit edecek? Bu konudaki ayrımı nasıl yapacağız? Bu konu buradaki bu ayrımın belirsizliği, yani bazen çok büyük sıkıntılara yol açıyor. Yani adam diyelim ki büyük hanımefendi diye gitmiş, evlenmiş. Kaç şu anda hudut, sınır? 18 mi? Diyelim 17'sinde evlenmiş. İşte küçük bir çocuğa tasallut etmekten, taarruz etmekten içeri girmiş. Adamın dışarıda çocuğu var, hanımı var. Gidip gelip kendisini ziyaret ediyorlar. De işin kötüsü, bir hanımefendi var, bunlarla ilgili yazıp duruyor. Ben zaman zaman görüyorum hakikaten. Çok can yakıcı şeyler. Adamı atmışlar içeriye, böyle küçük çocuklara tecavüzde bulunan o kötü adamlarla beraber de yatıp kalkıyor. Onlarla mecbur aynı koğuşu paylaşıyor. Yani korkunç bir şey bu. Peki dinen baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bize bunu, bu sınırı nasıl tarif etmiş? Yetimin malına, yani çocukluktan erişkinliğe geçtiğinde artık malını kendi sevk idare edeceği bir zamana kadar dediğine göre, bu zaman ne zaman? Ayette hatta yebluğa eşuddehu diyor. O yetişkinliğine, rüştüne, bir ayette rüşt ifadesi de var. Bir ayette nikah ifadesi de var. Yani hatta izâ belagun nikah. Nikaha erdiklerinde. Mesela Nisa'nın girişindeki ayette وَلَا تُتْءُ سُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ. Yetimleri sınayın. Dolayısıyla buradaki en şey, kim çocuk, kim yetişkin, sınama. Bizatihi özelde çocuğun kendisinin sınanması. Dolayısıyla genel bir şablonla herkesin o şablona göre muamele edilmesi değil Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği yaklaşım. Resulullah da böyle uygulamış. Yani şöyle olanların hepsi yetişkin gibi den ziyade, mesela savaşa katacaklar diyelim. Sahabi anlatıyor, baktı diyor. Yani bu olur ama bu olmaz. Halbuki aynı yaşta olabilirler. Aynı yaşta olabilirler ama bu savaşacak kıvama gelmiş. Bu henüz gelmemiş. Çünkü insanların olgunlaşma, öğrenme yaşları itibariyle de, biyolojik olgunluklarıyla da, psikolojik olgunlukları, yani erişkinlikleri böyle lineer, milimetrik, zaman eksenli ilerlemiyor. Böyle bir şey yok. Bunu etkileyen çok farklı faktörler var. İklimden tutun, topluma, ortama, çocuğun o güne değin yaşadıkları deneyimlere, tecrübelere vesaire vesaire. Çok farklı gıdalara, gıdalar da etkili. Bunların pek çoğu etkiliyor. Genetik yatkınlıklar var vesaire. Coğrafya etkiliyor. Bunların hepsi farklı sonuçlara yol açıyor. Dolayısıyla böyle geniş bir coğrafyada, mesela Türkiye gibi büyük bir ülkede yahut Amerika gibi, gerçi Amerika'da tek fix bir uygulama yokmuş, farklı eyaletlerle farklı uygulamalar varmış. Böyle bir yaş tahdidi üzerinden bunu yapmak kanımca hiç şey değil. Bu çok kabaca bir yöntem. Çok kaba bir yöntem ve pek çoklarını bu arada mağdur eder. Yani kimi erişkinliğe gelir ama henüz erişkinlik haklarını kullanamaz.
Evlilikten tutun mülkiyete, ticari girişimlere vesaire. Kimi henüz erişkinliğe gelmemiştir. Üzerine bu sorumluluklar yıkılır. Yani eğer yaş üzerinden giderseniz. Efendim biz en sondaki bir yaşı alalım. Artık ondan sonraya kimsenin çocuk kalmadığı bir yaş seçelim. Mesela 21. Elini tutan yok, 25 de seç. Ondan sonraya da kalmıyor. Ama bu kez de 25'e kadar bekleyen daha fazla bir kitleyi mağdur edeceksin. O zaman optimum bir aralık bulalım, işte 18. Allah Azze ve Celle bize daha iyisini öğretmiş. Kişiye özel hüküm verilmesi. Bugün için belki mahkeme kararıyla işte erişkinliğinin tespiti gibi bir yöntem olabilir. Mahkeme bu konuda bilirkişiye başvurur. Yani en azından bunun kanunun önü açılsa, diyelim ki çocuğun biri 17'sinde başvurdu. Ben erişkinliğimi tamamladığımı düşünüyorum. Ticari girişimlerime başlamak istiyorum veya ne bileyim evlilik akdi oluşturabilmek istiyorum. Yani her şey kemik yaşı üzerinden mi veya doğum üzerinden mi? Beni psikolojik olarak, ondan sonra biyolojik olarak erişkinliğimi test edin. Bu ilmin uzmanları yaparlar, derler ki bu erişkinliğe gelmiştir. Rüştüne kavuşmuş, ne iyi ne kötü, bunları kendisi açısından bilebilecek bir durumdadır. Yaşta değil artık. Çünkü olay yaş meselesi değil. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği çözüm. Düşünün ki Cenab-ı Hak o günün şartlarıyla deseydi ki 14'üne basıncaya kadar. Çünkü o gün ekvator iklimi, sıcak bir coğrafya. Yani o yaşa gelince bildiğin delikanlı oluyor. Biz bugün nasıl uygulayacaktık 14'üne gelinceyi? Bizim coğrafyamızda biz soğuk bir iklimdeyiz. 14'ünde çoğu rüştünü tamamlayamaz. Demek ki bu Allah Azze ve Celle'nin sözü. Bizim bugün için dünyada çoğu ülkede düştüğümüz aymazlığa Cenab-ı Hak düşmüyor. Demiyor 20'sine gelinceye kadar. Beşer olaydı, bugünkü modern dünyanın bile düştüğü aymazlığa kolaylıkla düşerdi. Derdi ki ya 14 ama ben dinimi çok geniş bir coğrafyada, çok uzun bir zaman geçerli olmasını umuyorum. O zaman 14 bizim buralarda oluyor, yukarılarda. Bir de bilmesi lazım yukarılarda soğuk iklimlerde erişkinliğin geciktiğini vesaire. Oralara göre ne yapalım, ben bunu 20 tutayım en iyisi. Biraz bizim buradakileri mağdur edeceğiz ama dinimizi biz büyük yapmak istiyoruz. Geniş çaplı evrensel bir din düşünüyoruz. Ya sen böyle düşündüğün zaman zaten evrenselliğin E'sine bile gidemiyorsun. Bu konunun yaş üzerinden çözümünü düşünüyorsan sığlığın içerisinde kalmışsın demektir. Tıpkı bizim kaldığımız gibi modern dünyanın bunu yaş tehdidi üzerinden yapması tam manasıyla bir aymazlıktır. Ve sığ bir düşüncedir. Çünkü kişinin erişkinliğini etkileyen sadece yaş faktörü değildir. Sadece zaman geçtikçe kişi erişkinliğe kavuşur diye bir lineer korelasyon yok. Çok farklı faktörler var. Öğrenme yaşı da böyle. Nitekim şimdi öğrenme yaşı çok erken gelişen çocukları ne yapıyor devlet? Belli programlar, projeler hazırlanıyor. Bunların alınıp öyle götüreyim bunları ortaokul, ilkokulda, ortaokulda heder etmeyeyim. Çocuğun öğrenme yaşı, kabiliyeti çok erken gelişti. Ben hemen buna hızlı bir şekilde talim edeyim. Niye öyle yapıyorsun orada ona? Farklı bir durumla karşı karşıyayım. Çünkü bazı çocuklar öğrenme yaşları hızlı ilerliyor, kapasiteleri yüksek. Niye onlara gelince özel çözümü biliyorsun da? Aynı şey biyolojik açıdan da öyle, cinsel açıdan da öyle, psikolojik açıdan da öyle. O zaman demek ki insanları bu tür sorumluluklarla ve haklarla ve ödevlerle baş başa bırakacağımız bir zamanı herkes için kaba bir şablonla değil, her bir kişi için özel olarak tespit etmek durumundayız ki hukuka riayet edelim. O da Allah Azze ve Celle'nin وَابْتَلُوا الْيَتَامَى sınayın emrine. فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا eğer rüştlerini sezerseniz, baktın ki rüştüne kavuşmuş. Bu malını sevk ve idare edebilir. Bu bunu çekip çevirebilir. Bu aile sorumluluğuna girebilir. Buna ölçtün, test ettin, çıkardınsa bu neticeyi artık yaşına bakma. فَدْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ artık onlara mallarını veriniz. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين.